Bu gece saat 3'te Gameverse 2022 ödül töreni gerçekleşti. Tüm ödüller dağıtıldı. Bunun dışında 2023 ve sonrasında gelecek olan 50'ye yakın oyun gösterildi. Bu 2023 ve sonrasında gelecek 50 oyunla ilgili videoyu siz bu videoyu izliyorken ben hazırlıyor olacağım. Büyük ihtimalle yarın o da kanalda olur. Abi hız kesmeden ödüllere, adaylara ve kazananlara bakalım. En iyi mobil oyun kategorisinde Marvel Snap ödülü kazanan oyun oldu. Açıkçası bu biraz şaşırttı beni. Tamam globalde kart oyunları her zaman popülerliğini korudu ama mobil oyun tarafında adaylara baktığımda Marvel Snap'in diğer Diablo Immortal, Genshin Impact, Tower of Fantasy, Apex Legends yani bu gibi rakipleri gerisinde bırakıp en iyi ödül alması bayağı şaşırttı beni. Yılın en iyi dövüş oyunu Multiversus'a gitti. Benim bu kategoride favorim kesinlikle Sifu'ydu ya. Birçok kez söylediğim gibi klasik yandan görünümlü birebir dövüş oyunları pek tarzım değil. Kategoride bu tarzdaki oyunlar da vardı ve onları es geçiyorum. Genelde Sifu veya bu tarzdaki dövüş veya beat'em up oyunlarını çok daha fazla seviyorum. Onları oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Sifu da bu konuda çok başarılıydı. Hatta bence bu adaylar arasında en başarılı oyundu ama ödül Multiversus'a gitti ve tebrik ediyorum. En iyi e-spor oyunu Valorant seçildi. Yani bunu bekliyordum açıkçası. Tamam League of Legends uzun yıllarca bu kategoriyi domine etse de son zamanlarda Valorant'ın bu kategori için ciddi bir yükselişte olduğu gayet açıktı bence. En iyi aile oyunu Kirby and the Forgotten Lands seçildi. Bu aile oyunu dediğimiz şey ise yaş ibaresi bulunmayan zararlı içeriklerden arındırmış herkesin rahatça oynayabileceği işte ailelerin çocuklarına rahatça oynatabileceği oyun türü. Ben oyumu Kirby'den yana kullanmıştım zaten. Kategoriye aday olan diğer oyunlar da çokça başarılıydı ama Kirby karakter yapısı gereği oynanış anlamında oyuncuya o kadar fazla çeşitlilik sunuyor ki. Biliyorsunuz kendisi içinde bir kara delik barındırıyor ve boyutu fark etmeksizin tüm objeye de düşmanlarını ağzına alabiliyor. Ağzına aldığı düşmanların güçlerine sahip olabiliyor ya da objelerin özelliklerini kullanabiliyor. Konu bir oyunu zararlı içeriklerden arındırmak olduğunda eldeki çeşitlilik istisnasız olarak azaldığı için Kirby bu negatif unsurlardan yararlanmayarak farkını rahatça gösterebiliyor. Yani içerik konusunda çeşitlilik azalsa da Kirby'nin kendisi zaten çeşitlilik unsurundan ibaret bir karakter. En iyi performans kategorisinde ödülü God of War Ragnarok'ta Kratos'u canlandıran Christopher Judge aldı. Biliyorsunuz artık oyunlar geliştirilirken sanki bir dizi ya da film çekiyormuş gibi hareket ediyor oyun geliştiricileri. Karakterleri canlandıran oyuncular motion capture teknolojisini destekleyen kıyafetler giyerek oyunda kontrol ettiğimiz karakterleri canlandırıyorlar ve bu teknoloji sayesinde görüntüler oyuna aktarılıyor. İzlediğimiz birçok ara sahne, birçok karakter animasyonu bu şekilde oluşturuluyor. En iyi performans kategorisinin tüm adayları gerçekten çok kaliteli isimlerden oluşuyordu. Her biri enfes oyunlar deneyimlememizi sağladılar. Ama benim doyumu kendisinden yana kullandığım Judge Kratos performansıyla ödülü aldı. Ayrıca bu ödülü bugün özel kılan olaylardan biri ise ödülü bizzat yaşayan efsanelerden biri olan aktör Al Pacino'nun takdim ediyor olmasıydı. Biz ekiple izliyorduk, Al Pacino'yu görünce bayağı şaşırmıştık, mutlu olmuştuk. Al Pacino başka bir şey ya, efsane efsane. En iyi çıkış yapan bağımsız oyun ödülü Stray'e gitti. Ya burayı tartışmaya gerek bile yok bence. Adamlar gerçek anlamda çok sağlam bir PR çalışması yaptılar abi. Oyunun çıkış sonrası da aynı şekilde devam etti bu PR. Hep bir gündemdeydi Stray ve hiç unutturmadı kendini. Çıkışı oyun çıktıktan sonra bile sürdü yani. Devam etti o yükseliş. Ve ben şunu fark ettim. Günümüzde bir oyunun içeriği ne kadar sınırlı olursa olsun. İyi bir reklam, sağlam bir PR bu oyunu bir şekilde başarılı olmaya itebiliyor abi. Stray ne kadar sıradan bir içeriğe sahip olsa da aksiyon macera kategorisinde dahil yani her kategoride aday gösterildi abi. Yılın oyunu kategorisinde aday gösterildi bu oyun. Düşün yani Dying Light 2 gibi bir oyun hiçbir kategoride yok ama Stray her yerde. Bu da bunu bence çok net açıklıyor. En iyi uyarlama kategorisinde Arkane aldı ödülü. Ben de Arkane'den yana oy vermiştim. Yani tahmin ediyordum böyle olacağını. En iyi hikaye bölümünde adayların her biri çok sağlam hikayelere sahip oyunlardan oluşuyordu. Bir yandan oynayıp bitirdikten sonra gözyaşlarımı tutamadığım hala etkisinde kaldım. Plague Tale: Requiem. Bir yanda kendisi anlatım tarafında geri planda kalsa da oyuncu olarak lore'ları ve arka plandaki gizli cevherleri bulunca hayran kalabileceğimiz devasa bir hikaye barındıran Elden Ring. Öbür tarafta bilim kurgu stiline yepyeni bir farkındalık katan çokça sevdiğim Horizon serisinin ikinci oyunu Forbidden West. Bir tarafta da hakkında ne söylesem spoiler tehlikesine giren ama her saniyesi dolu dolu nefes kesen bir oyun olan God of War Ragnarok. Ya Immortality'den bahsetmedim çünkü ben interaktif oyun oynamayı sevmiyorum. Immortality'yi de deneyim etmedim. Burada ödülü God of War Ragnarok kazandı ve dediğim gibi öyle bir kategoriydi ki kim kazansa hak ettiğini düşünüp tebrik edeceğim bir noktaydı ve bu noktada God of War Ragnarok dibine kadar hak etti bu ödülü. Ben de kendisini tebrik ediyorum. En iyi sanat tasarımı ödülünü Elden Ring kazandı ve zaten bu kategorinin en net adayı Elden Ring'ti bence. Sanat anlamında rakipleri de çok kaliteli sanat tasarımları barındırıyordu ama Elden Ring gerçek anlamda buradaki her oyundan çok çok daha iyiydi. En iyi topluluk desteğine sahip olan oyun Final Fantasy 14 oldu. Oyuncuda etki bırakmayı başaran, en iyi mesaj veren oyun As Dusk Falls seçildi. En iyi spor oyunu ödülü Gran Turismo 7'ye gitti. En iyi çok oyunculu oyun kategorisi biraz şaşırttı beni. Ya tamam, ben öyle çok online oyun oynayan bir oyuncu değilim. Çok oyunculu bir oyun oynayacaksam da daha çok co-op, yani kooperatif dediğimiz sadece arkadaşlarımızla oynayabildiğimiz oyunlarda vakit geçiriyorum. Haliyle bu kategoride yer alan oyunlar
tekrardan Call of Duty Modern Warfare 2'nin sadece hikaye tarafını oynayıp bitirdim. Warzone'a hiç girişmedim. Multiversus, Overwatch gibi oyunları çok kısa süreli deneyimledim. Splatoon 3'ü de oynamadım da kendisi Nintendo Exclusive'di zaten. Öyle emülatöre indirmeye falan üşendim açıkçası. Ama Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge'a 6 kişi oturup dibine kadar sömürdük oğlum biz. Ve şimdi hepimiz co-op oyun dediğimizde maksimum 4 kişi girebildiğimiz oyun türü geliyor değil mi aklınıza? Bakın bu oyun co-op bir oyun ama bu oyun bu konuda sağlam bir farklılık yapıp oyunu co-op olarak 6 kişiye kadar deneyimleme imkanı vermiş oyunculara. Bu da bu yıl oynadığım en eğlenceli, en başarılı, en dolu dolu çok oyunculu oyuna dönüştürdü Timnity Shredder's Revenge'ı. Ama ödülü Splatoon 3 kazandı. Benim Nintendo konsolum olmadığı ve oyunu emülatöre indirmeyi üşendiğim için erişemedim ve hakkında yorum yapamayacağım. Tek merak ettiğim şu, Warzone, Overwatch gibi büyük oyunlardan ya da Timnity gibi kooperatif oyun türüne manyakça bir yenilik getirmiş bir oyundan daha iyi yaptığı şey neydi la? Çünkü uzaktan bakınca günümüzde envai çeşit muadilini bulabileceğimiz genelde streamerların ya da Twitch yayıncıların oynadığı bir oyun gibi duruyor bu. Neyse tebrik edip geçelim. En iyi oyun içi ses dizaynı ödülü God of War Ragnarok'un oldu. Ben burada oyumu Ragnarok'tan yana kullanmıştım ama Call of Duty Modern Warfare 2'yi oynadıktan sonra açıkçası Call of Duty tarafında oyun içi ses dizaynı konusunda çok daha başarılı bir iş çıktığını fark etmiştim. Yani şöyle söyleyeyim, müzikleri bunun dışında tutuyoruz. İşte aksiyon, obje, çevre etkileşiminden oluşan seslerden ibaret bir başlık bu. God of War Ragnarok ödüle layık görülse de Call of Duty Modern Warfare sanki bir tık daha iyiydi burada. Yani hak eden taraf oydu sanki. Gelecek yıl en çok beklenen oyun ödülünü The Zelda Tears of the Kingdom aldı. En iyi aksiyon oyunu kategorisinde kazanan beklediğim gibi Bayonetta 3 oldu. Ben de oyunu Bayonetta 3'ten yana kullanmıştım. Açıkçası burada Neon White aksiyon konusunda rakiplerinin biraz gerisinde kalsa da onun haricinde elimizde kalan Modern Warfare 2'de de, Sifu'da da, Teenage Mutant Ninja Turtles'da da enfes aksiyon sekansları vardı. Ama Bayonetta bu konuda hem çok çeşitli hem çok doyurucuydu. Sürekli yeni bir aksiyon mekaniği, yeni bir aksiyon sistemiyle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz bir unsurdu Bayonetta 3'te. En iyi müziklere sahip olan oyun God of War Ragnarok oldu. Ben burada oyunu Apple Arcade'in Requiem'den yana kullanmıştım ama God of War Ragnarok da alsa şaşırmam demiştim. Zaten Sony çatısı altından çıkıp da kötü müzikler barındıran hiçbir oyun bilmiyorum abi ben. Siz biliyor musunuz? Yapıyorlar bu sporu. En iyi rol yapma oyunu Elden Ring oldu. Zaten oyun boyunca 1001 farklı build seçeneği, envai çeşit silahlanma ve aksiyona girme şekli, hikayeyi iyi veya kötü olma özelinde yön verme şansı, kafana göre NPC'lerin kaderini belirleyebilme gibi saklı RPG unsurlarıyla kazandı ve tebrik edilmesi gereken bir ödül Elden Ring için. Şimdi geldik en iyi bağımsız oyuna. Abi hepinizin tahmin ettiği üzere sandbox ve roguelike türlerinin birleşiminden oluşmuş bir dünya farklılık sunan, tatlı mı tatlı, vahşi mi vahşi gibi zıt unsurları bir arada tutan Cult of the Lamb'ı. Metroidvania bulmaca ve Souls-like unsurlarını zorlu aksiyonla birleştiren, yılın ses getiren bir diğer bağımsız oyunlarına olan Tunic'i. Birçok oyuncunun aksiyon tarafındaki kocaman eksikliğini kapatan, vurdun mu dibine kadar hissettiği, hikayesiyle, oynanışıyla, karakter geliştirme unsurlarıyla ve çok daha fazlasıyla kalpleri fetheden Sifu'yu arkada bırakıp sadece gerçekçi bir kedi tasarımı, anlatılmaya zorlanmış içeriğini senin bulup az biraz duygusal dönemdeysen ucundan etkileneceğin bir hikaye ve boyuna yürüme unsuruyla bu ödülü bu kedi kardeşi hani Stray kazandı. Peh. Yılın en iyi aksiyon macera oyunu God of War Ragnarok oldu. Bu beklediğim bir sonuçtu. Çıkışın en iyi sürdüren oyun Final Fantasy 14 seçildi. En iyi oyun yönetmenliği Elden Ring ve Miyazaki'ye gitti. Az önce bahsettim ya oyunlar tıpkı bir film veya dizi çeker gibi geliştiriliyor diye. Bu oyunların başında aynı şekilde yönetmenler de bulunuyor. Yönetmenler oyunun çıkış yaptığı ana yani son anına kadar her şeyiyle ilgileniyorlar. Gerek oyuncuların performansları, gerek kodlama bölümü, gerek sahne tasarımları, grafik ve sanat tasarımları, senaryo ve senaryonun oyuna aktarılışı. Yani abi kısacası oyunu oyun yapacak her şeyle. Dışarıdan baktığımızda diğer adaylar ara sahnelerle ya da oyuncu performanslarıyla çok daha sağlam yönetilmiş gibi hissettirseler de Elden Ring bu noktada çok devasa bir açık dünya. Uçsuz bucaksız bir keşif unsuru ve eminim ki oyunun içinden geçtiğini düşünen birçok oyuncunun hala keşfedemediği yüzlerce düşman ve içerik çeşitliliğiyle devasa bir yönetim aşamasından geçmiş bir oyun. Ödülü de hak ederek kazandığını düşünüyorum. Ya gerçi ben burada oyumu God of War Ragnarok'tan yana kullanmıştım ama Elden Ring de gerçekten hak etti yani hakkını yiyemem. Ve sırada Game Evers ödül töreninin en önemli ödülünde The Game of the Year yani yılın oyunu ödülü kategorisindeyiz. Abi bu kategoride Apple Arcade Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden ve Stray ve Xenoblade Chronicles 3 adaydılar. Şu pirelik hediyeyi bir kenara atalım. Geriye kalanlar arasında benim favorim God of War Ragnarok'tu. Ama açıklığa kavuşturmam gereken bir konu var. Şahsen ben Ragnarok'u dışarıda tutup Horizon, Apple Arcade ve Elden Ring'i yan yana getirirsem burada Elden Ring benim için 3. sıradaki oyun oluyor. Bunun nedeni kesinlikle Elden Ring'in kötü bir oyun olması ya da Souls sevmememden kaynaklı
başyapıt falan da değil ha. Şahsen Elden Ring'in büyük bir başyapıt olduğunu düşünüyorum ve Souls türünü de gayet seviyorum. Mesela Sekiro en sevdiğim oyunları sıralayacak olsam ilk onuma rahatça girer. Çok sevdiğim bir Souls oyunudur. Ya burada bahsetmeye çalıştığım olay oyunun bende bıraktığı etki. Mesela Plague Tale hikayesiyle beni deli dehşet etkilemişti. Hıçkıra hıçkıra ağlamıştım oyun bitince lan. Horizon zaten çokça sevdiğim bilim kurgu türü de farklı bir bakış açısıyla sürükleyici bir hikayeye sahipti. İkinci oyun ilk oyuna göre oynanış anlamında da büyük artılara sahipti. Kendine çok şey katmıştı. Elden Ring enfes bir sanat tasarımına sahipti. Acayip kaliteli düşman çeşitliliği ve acayip zengin aksiyon sistemiyle yıllarca oynasan sıkılmazsın denilecek türden enfes bir yapımdı. Ama ben de diğer oyunların bende bıraktığı o darbeli etkiyi bırakamadı, yapamadı yani. Ben de bu kategoride oyumu Ragnarok'tan yana kullanmış. Ragnarok bu yıl çıkış yapmasaydı muhtemelen Plague Tale Requiem'e vereceğim demiştim. Ha şunu da demiştim, Elden Ring yılın oyunu seçilirse şaşırmam çünkü çok fazla hak ediyor. Ve öyle de oldu. 2022 yılında çıkan oyunlar arasında yılın en iyi oyunu Elden Ring seçildi. Kendisini tebrik ediyorum abi. Oynadığım en başarılı Souls oyunlarından biriydi. Türe kattığı yenilikler, devasa açık dünya, alt üstünde savaşabilme. Ya bu gibi birçok farklılığıyla gerçekten gözde görülür kayda değer bir oyun olma yolunda iyi adımlar atmıştı. Bu arada Miyazaki etkinlikte konuşma yaparken arkadan Miyazaki'nin ekibinden olmayan bir çocuk yılın oyunu ödül konuşmasını yarıda böldü. Thank you so much. Everybody and say that I think I want to nominate this award to my reformed orthodox rabbi Bill Clinton. Thank you everybody. Sonra zaten elemanı bir anda takım elbiseli abiler gelip götürdü, insanlar bir şaşırdı ne oluyor diye. Son bilgiye göre de tutuklanmış kendisi. Ve böyle bir Hint aksanına benzer bir şekilde konuşuyordu fark ettiyseniz. Katolik mi kapitalist mi bir şeyler diyordu. Böyle ilginç de bir olay yaşandı. Güzel bir Game Awards'ı daha gerimizde bıraktık. Yarın akşam 6'da da önümüzdeki yıl gelecek olan 50 oyunu listelediğim güzel bir video ile karşınızda olacağım. Sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.